izleyiciler ikinci bölümümüzde yeniden birlikteyiz. Sosyal medya her geçen gün hayatımızın içinde daha çok yer alıyor. İnsanlar yaptıklarını aileleriyle paylaşmadan önce oradan duyuruyor, fikir alışverişi yapıyor. Hatta anları yaşamak yerine anları takipçileriyle paylaşmayı tercih ediyorlar. İnsanlar sosyal medyanın etkisi altına o kadar çok girdi ki, e, takipçilerinin yorumlarıyla kendilerini şekillendirebiliyorlar. Hatta hayatlarına son verenler bile oluyor. Ee, ne yazık ki geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan gelen yorumlara dayanamayıp intihar eden e, Güney Koreli şarkıcı Suli e, haberini de hepiniz duymuşsunuzdur eminim. E, i̇nsanların neden bu seviyeye geldiğini, sosyal medyanın neden bizi bu kadar etkilediğini e, işin uzmanıyla konuşacağız. Kimden bahsediyorum? Psikiyatrist doktor Rıdvan Üney bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Evet gerçekten bu kadar etkiliyor mu artık sosyal medya bizi? Buna başlamadan önce öncelikle gündem belki e, Emine Bulut'la ilgili evet. verilen ceza gerçekten çok üzücü bir hikaye ve e, en azından kısmen bir su serpti bir ceza aldığını görmek gerçekten evet. umut ederim de bu değişmez. E, o açıdan e, rahmetli de anlıyorum kendisini aynı şekilde. Evet sosyal medya hayatımızı ne kadar etkiliyor? 2004 yılında yeni bir gündemimiz oldu ilk olarak. E, Facebook kuruldu ve Facebook'la birlikte dünya değişmeye başladı. Ee, teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki artık e, engelleyemiyoruz onun içerisinde bulunmaktan kendimizi. Daha sonrasında başka platformlar yine bugün dünyada en çok kullanılan YouTube, e, Instagram, Twitter, e, Whatsapp ki bugün gündemimizin en e, kolaylıkla ulaşabildiği yer. Çok doğru, ee, evet. Hatta Whatsapp belki bugün iş dünyası için mecburiyet gibi oldu artık. Yani e-posta yerine artık o kullanılıyor. Neler oldu bu süreç içerisinde? Yeni platformlar kuruldukça yeni özellikler katılmaya başladı. İnsanlar kendilerini buradan sunmaya başladılar. Özellikle gençler için önce ilgi odağı oldu bu. Bugün günümüzde özellikle ilk olarak ergenler daha fazla bunu kullanmaya başladılar. Şimdi tabii ben geçmişten bugüne değerlendirdim. Ve bazı eskiden olumsuz olarak değerlendirilen şeyler bugün için olumlu olarak nitelendiriliyor. Örneğin ben çok... Spor yapardım küçüklüğümde. Futbol oynardım. Ailem çok eleştirirdi bu konuyu. Bugün ise spor yapmamak büyük bir handikap. Yani geçmişte olumsuz olarak değerlendirilen bir şey bugün için olumlu bir şey olarak çok değerlendiriliyor. Evet. Ee, günümüzde olumsuz olarak değerlendirilen bir şey de muhtemelen 20 sene sonra gerekli olacak. Artık belki telefon numarasına ihtiyaç duymayacağız. Sadece sosyal medya üzerinden haberleşeceğiz. Bunun olumlu taraflarını da tabii görmeden konuşmak çok uygun değil. Bugün e, Amerika'daki bir kişiyle konuşmak için... Herhangi bir sosyal medya platformu, yazılı ya da sözlü ya da görüntülü konuşmak için bir platformu kullanabiliyorsunuz ve internet ücreti varsa orada bedavaya bunu halledebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu büyük avantaj. Tabi avantajlı olduğu kadar da bununla ilgili en büyük problem ne kadar kullanıldı, hayatı ne kadar etkilediği. Şimdi bu iki alan önemli. Yoksa çok faydasız olduğunu düşündüğüm bir durum değil benim için sosyal medya. Çünkü... Kendimize anlatmak, kendi derdimizi anlatmak, başkalarıyla iletişim kurmak. Ee, örneğin Facebook sayesinde insanlar ilkokul arkadaşlarını, ortaokul arkadaşlarını, evet. lise arkadaşlarını buldu, görüştü. Ee, bu olumlu tarafları gibi süre biraz fazlalaşınca işler farklılaşmaya başlıyor tabii ki. Orada yaşayanlar var ama hani gerçekten yemenin ve işin dışında tamamen orada yaşayan insanlar var. Zaten problemli hale gelmesi burada kim işlevselliğini yani gündelik yaşantısını bozduysa hı hı. problem haline geliyor. Şimdi büyük bir popüler kitle bunu kullanıyor ve oldukça fazla milyonlarca takipçisi var ve olumlu olumsuz yorumlar yapılıyor. Artık bazen de silah gibi kullanılmaya başlandı. Yani evet. birisini tehdit etmekten tutun saldırmaktan bir önceki konuşmacının söylediği gibi çeşitli trolllerin ortaya çıkması, küfür, hakaret, kötü davranış, olumsuzlama bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Doğal olarak da bunun da bir e, yansıması oluyor. İşte o intihar vakasında olduğu gibi sosyal medyanın bu zorlayıcı gücününle baş etmek. Çünkü yeni bir şeyle karşı karşıyayız ve bununla baş etmeyi de çok da bilmiyoruz açıkçası. Şu dönemde böyle düşünüyorum ben. E, su istimallerin çok fazla olmuş olması. Orada dayanamayıp intihar etmesine kadar varan bir süreç evet. oluyor. Belki bu olmasaydı başka bir nedenle de olabilirdi belki ama bu şu anda gündemimiz ve gerçekten... Ee, onunla bağlantılı olduğunu da artık biliyoruz. Yani sosyal medya artık her şeyin içerisinde, her yerin içerisinde ve hayatımızın e, büyük bir kısmını işgal ettiğinde de karşımıza çok daha farklı olumsuzluklarla yansıyor demin anlattığınız örnekte oldu. Evet, gerçekten artık şey e, normal yaşantımızın bile önüne geçtiği durumlar bile oluyor. E, peki böyle baktığımızda e, özgü Özgüven eksikliği diye de bir şey var ya hocam hı hı. yani e, acaba bu tür insanlar bu sosyal medyada internet ortamında hani kendilerini biraz daha farklı göstermeye çalışıyor. Yani onlar biraz daha mı fazla bu, bu şeyin içine daha fazla giriyorlar? Şimdi bazı gruplar için sosyal medya olumlu da oldu. Örneğin sosyal fobikler için. Hı hı. Yani ikili ilişki kuramayan birisi yazışmayla, e, ilişki kurması daha kolay oluyor. Bu grup için avantajlı bir durum oldu. Ama, ama peki o gerçek bir ilişki oluyor mu? E, açıkçası e, klinik pratikte yani kendi yaptığım, Hı -hı. kendi muayenehanemde baktığımda sosyal medya evliliklerini görmeye başladım artık. Başka problemlerle geliyorlar ama sosyal medyadan evlendikleri için problem yaşamayan bir grupla da karşı karşıya. ama tabii ben küçük bir gruptan bahsediyorum, kendi deneyimimden bahsediyorum. Evet. E, ama e, genel olarak bir probleme gebe. Neden bu paylaşımlar daha fazla oluyor? Kendine güvenen grup mu, güvenmeyen mi grup mu? Şöyle düşünün, özellikle ergenlerde şu anda bile hepimiz için kendimizle ilgili memnun olmadığımız bir taraflarımız var. Fiziksel olabilir, duygusal olabilir, zihinsel olabilir bir takım eksikliklerimiz var. Çok doğru. O eksikliklerimizle baş etmek yerine daha kolayını seçiyoruz. Olmadığımız gibi davranmak. Yani bir açı verilip de farklı bir fotoğraf çekildiğinde biz olduğumuzdan farklı gözüküyoruz. Ve böylece beğenilebilecek hale geliyoruz. Bir sürü fotoğraf arasından birisini seçiyoruz. Bu durumda bir yalanı yaşayarak aslında bir gerçekmiş gibi kendimizi de seviyoruz bunun üzerinden. Ve başkalarının onaylanmasını istiyoruz. Özellikle gençlerde bu şöyle bir şekilde e, gündeme geliyor. Bizlerin yaş ilerledikçe bir şeylerle baş etme gücü daha artıyor. Gençler için bu daha az. Kaynakları daha az. Doğal olarak kendi güvenlerini başka kaynaklarla doldurmak yerine ne bileyim okumak, bir takım sanat faaliyetlerinde bulunmak, hobilerle ilgilenmek gibi. Bunun yerine daha kolay olan beğenilme arzusuyla e, bazen de olmadık şekilde kendini ortaya koymak. Ve orada aldığı beğeni üzerinden kendini tartmak. Bu tabii sadece gençler arasında değil. Gelen bir yaşlı aslan, yani yaşlı dedim 70'li yaşlarında komşusunun fotoğrafını beğenmemesi üzerine çok üzüldüğünü söylüyor. Yani bu bambaşka yerlere de gidiyor. Özgüven eksikliği dediğimiz gibi kendimizi beğenmemizin yolu onun üzerinden geçmeye başladı. Beğeni sayımız üzerinden. Tabii beğeni toplamak için bazen egzecere, abartılı şeylerle karşı karşıya da kalıyoruz. Bunlardan birisi e, özellikle çıplaklık. Sıklıkla. Şimdi e, ergenlikle birlikte bir mahremiyet duygusu gelişmeye başlar. Bedenimizin neresi sergilenebilir, neresi sergilenmeyebilir eee bu şunun üzerinden konuşmuyorum. Dayatılan bir e, bedenini sergilemekle ilgili baskıdan bahsetmiyorum. Anladım. Ama 14 yaşındaki birisi için bu tehlikeli bir hal alabilir. E, umulmadık ilişkilere gebe olabilir. Sırf onaylanmak için bunları da sıklıkla görüyoruz. 13 yaşında, 14 yaşında e, kendi fiziğini gösteren fotoğrafları ortaya koyuyor. Şimdi şöyle değerlendirelim bir 18 yaşından sonra hani kendimizle ilgili her şeyi daha rahat ifade edebiliriz ve yasal sorumluluklarını da üstlenebiliriz. Doğru. Ama 14 yaşındaki bir çocuk için bu bu kadar da gerçekçi değil. Beğenmek istiyorsunuz. 14 yaşındasınız. Neleri sunarsanız beğenileceğinizi anlamak çok kolay. Sosyal medyaya girdiğinizde ünlü birisinin paylaştığı e, bir fotoğraf sizin için ilginç oluyorsa bu çıplaklık içeren bir fotoğrafsa 14 yaşında cesaretle bunu yapabiliyorsunuz. Tabi bunun bir alıcısı da oluyor. Yani bunu beğenen e, buradan onaylanıyor kişi. Reddetmiyorum. Ama Beğenen kişilerin bunları suistimali oldukça yüksek seviyede. Evet, çok doğru. Çok tehlikeli olan kısım bu. Dolayısıyla o özgüven eksikliği dediğiniz sizin aslında e, kendini yeterli bulmama durumu. Tabii ki hepimiz beğenilmek için bir takım davranışlar yapıyoruz. Bunu reddetmiyorum ama e, aşırı beğenilme isteği günümüzde zaten çocuk yetiştirmeden yetiştirme ilgili sorunlar da var. Ya. Herkes süper harika çocuklar yetiştiriyor. Aslında yetersiz fakat Onların gözünde aşırı abartılı bir durum ama hayat pratiğinde bunun karşılığı yok. Yani sizler beğenilmek için sadece fiziksel görünmek ya da ailenizin şişirdiği bir egoyla e, hayatın içerisine girdiğinizde bunun karşılığı diğer kişilerde olmayacak. Bu durumda zaten abartılı davranmak durumunda kalıyor kişiler. Bu bir tehlike. Evet. Bu abartılı davranışın da çok daha e, bazen pespaye hali sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Bu suistimalleri çok sık görüyoruz. Çok tehlikeli aileler bunu e, kendi özgürlüğü olarak kabul ettiği için zaman zaman sesini çıkartmıyor, görmezden geliyor. Çocuk aileyle e, aynı platformu paylaşmıyor, engelliyor vesaire onu işin içerisine katmıyor. Şimdi e, sosyal medyanın... Peki hocam devam edin ama ondan sonra da hani aileler bu konuda ne yapmalı biraz da onu konuşalım. Biliyorsunuz yani bu sosyal medyanın şöyle tehlikeli tarafı var. Kimlerle paylaşacaksam ben Instagram fotoğrafını onlara ekleyebiliyorum. Yani evet. siz benim... Ee, arkadaşım olmanız bunu görmenizi sağlamıyor. Ailem olmanız da görmenizi sağlamıyor. Bu konuda oturup aileler de bilgi sahibi olacak. Ee, geçenlerde bir masaya şahit oldum. Hani bu bir örnek üzerinden konuşulmaz ama. Çocuğum şu bir telefonu bırak diyen anne hani, telefondaydı. Evet. Ee, şimdi aileler çocuğun iletişimle ilgili sorunları olduğunu önce fark etmek durumunda. Bir defa çocuklarla tanışmak durumdalar aileler. Yani ben buyum sen busun. Oturup gerçekçi bir gözle bakmak durumunda. Oradan başlamak gerekiyor. Evet, evet önce çocuğuyla tanışacak. Bize getirildiklerinde çoğunlukla gençleri şöyle sanki bir gün önce kapının önünde bir tane kişi bırakılmış ve o da ee, nasıl baş edeceklerini bilememişler o şekilde getiriyorlar. Siz çocuğunuzu tanıyor musunuz? Şu şeyleri var. Hiç fikirleri yok? Önce tanıyacaklar. Nasıl davrandığını bilecekler. Bakıyorsunuz herhangi bir kafeden geçerken göreceksiniz iki kişi oturuyorlar ve sürekli sosyal medyadalar. Evet. İletişimleri bozuk. Bu sanırım evde de aynı şekilde oluyor. Böyle olunca hani aile bir iletişim bozukluğu olduğu zaman bunu fark etmeli neyle zaman geçirdiğini anlamaya çalışmalı. Bunu tamamen reddederek bu iş olmayacak, bu gerçek. Dediğim gibi 20 yıl sonrasının gerçeği, telefonumuz olmayacak, yani telefon numaramız olmayacak bana göre. Bu önemli bir platform. Her alanda önemli bir Kendi başınıza televizyon kurabiliyorsunuz burada yani. Evet. Bu kadar önemli bir e, platform. Fark ettikten sonra nelerde kullandığını soracak, yakınlaşacak. Ama kandırarak değil, açıkça durumu söyleyerek, endişelerini de dile getirerek, kızarak, bağırarak, çağırarak da değil. Çünkü bizde ya görmezden geliniyor ya da aşırı bir baskı uygulanıyor. Belki arkadaş olmayı teklif edecek. Eğer 18 yaş altıysa buna çocuk zaten mecbur. Yani yasal olarak kendisini savunamayacağı bir durum olduğu için aile bazen bu konuda pazarlık yapmayacak. Pazarlığa giriştiğimizde işler tehlikeli bir boyut alıyor. Tabii ki gizler, sırlar olacak her yazışmasını alıp da bakıp kontrol etmek var böyle ailelerde. O çok mümkün değil zaten de. Yok bu mümkün. Çünkü artık onları şöyle görüyorum. E, casus programlardan her türlü şeyi artık hani e, sosyal medyanın da kendine ait bir güvenliği oluşmaya başladı. Uygunsuz olabilir. Bir kısmı uygunsuz bakıyorum. Çünkü ergen birisinin, genç bir kızın birisiyle yazışması, onunla ilgili duygusal açılımını takip etmek de çok uygunsuz bir davranış bir yanıyla da. Ama Neleri paylaştığını görmek de ailenin hakkı bu anlamda. Bu konuda bazen de pazarlıksız hikaye oturmak durumunda, hikayeyi konuşmak durumunda ki e, ama samimi ve işten, tepeden bakarak değil, anlamaya çalışarak. Yani kendisi kullandığı şeyi karşı tarafı reddederse, kendisi karşı tarafın kullanmasını istemezse bu da tehlikeli bir hal alıyor. Aileler biraz daha dikkatli, daha özenli çocuklarını tanımaya yönelik davranmaları, çocuklarını evet. anlamaya yönelik davranmaları e, şişirmeye yönelik değil. Çocukları şişirmek çok kolay yani. Sen başarılısın. Şimdi gidiyor ilkokula başlıyor bir çocuk. Ee, okul öğretmenleri diyor bunun işte satranca acayip bir yeteneği var. Basketbola, voleybola, efendim baleye. Çocuk dağılıyor darmadağın her bir biliyor Bunların tabi maddi karşılıklar var. Tabi işin başka pratik ticari durumları var. Reddetmiyorum hani bunlar da olacak bir şekilde. Ama tanımak, hocasının tanımasından kadar sen tanıman gerekiyor ki senle zaman geçirmiş. Çok doğru. En büyük tehlike bu. E, sosyal medyanın böyle bir zorluğu var ama tabii e, hayatın pratiğinde siz de ben de, hepimiz de kullanıyoruz bunun gerçekliği var, öyle tahmin ediyorum yani. Tabii canım yani en azından hiçbir şey yapmasanız haber almak için kullanıyorsunuz, yine kullanıyorsunuz çok doğru. Peki hayat e, hocam ama artık hayatımızda hani internet olmazsa olmaz hale geldi ama e, bir taraftan artık e, psikolojik açıdan bile online terapi yapanlar bile var artık internet üzerinden. Peki bu sağlıklı mıdır bunun için ne dersiniz? Şimdi her şey girdiği gibi internet bu alanda girecek. Bu kaçınılmaz bir son. Çünkü dünya artık çok büyük bir yer değil. Ee, ben bu alanda çalışan birilerde bir, birisiyim. Hı hı. Psikiyatri derneğimizin, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin de bu alanda bir çalışması mevcut. Nasıl çerçevesini çizmek için? Bu nasıl olmalı? Hı hı. Ne şekilde olmalı? Şimdi tabii bunu çok daha yeni deneyimlediğimiz bir durum. Örneğin burada bir hastaya başlamışım ama günümüzde biliyorsunuz mesleğiniz varsa bugün burada çalışabilirsiniz, yarın Afganistan'da, öbür gün Hollanda'da çalışabilirsiniz. Yurt dışında görüştüğüm hastalar var. Öncelikle burada bir defa görmek istiyorum. Kimdir, nedir? Fiziksel görünümü nasıldır? Bunları öğrenmek için. Bu mutlaka tamam. en az bir yüz yüze görüşmek gerektiğini düşünüyorum. Ama zorunluluktan dolayı seyahatler oluyor. Örneğin uzun süreli Amerika'ya gidiyor. 6 ay kalmak durumunda. Tedavinin kesilmemesi gerekiyor. Bu süreklilik arz eden bir durum. Düşünüldüğünde hı hı. bunu yapıyoruz. Ama tabi çerçeveyi anlatmak gerekiyor. Her şeyde bizde bir terapi yaparken ilk gün bir sözleşme kontrat yaparız karşı tarafla. Benim zorunluluklarım bunlar. Şu saatte şu şekilde şu, şu şekilde olacak. Şu sıklıkla sizi göreceğim. Ücreti şu kadardır. Ee, görüşmenin esası buna dayanır. Benim yapacağım tedavinin esası da buna dayanır. Bununla ilgili sorunlar olduğunda şunlar şunlar yapabiliriz diye bir çerçeve çiziyoruz. Karşı tarafa da uygunsa ancak başlanabilir. Geçenlerde yine bir böyle bir görüşmede e, Genellikle pek bir şey hiç ben hani çok böyle boğazım kurumuşsa su içebilirim ama bir şey içtiğini fark ettim karşı tarafın. Bir süre sonra da sigara yaktı. Viski açmış ve yanında sigara içiyor. Dedim sanırım bunu baştan konuşmuştuk. Konuşmuştum ama. Baştan itibaren konuşmam gerekiyor çünkü e, o bilemez. Pijamayla karşıma gelemez ya da çok uygunsuz bir kıyafetle karşıma gelemez. Bunun yani içerideki, aslında sizin muayenehanenize geldiğinde neler yapıyorsa aynen. Sosyal, Benzer. yani aynı şeyler olması gerekiyor. Evet, aynı evet. şeyler olmazsa e, o zaman çerçeve yine bozmuş oluruz. Evet. Online olmuş olması, çerçevenin bozulması anlamına gelmez. Her insanla bir ilişki çerçevemiz var. E, uygunsuz davranamayız. Ne bileyim pijamayla karşıma çıktığında bunun uygunsuz olduğunu söyleyelim, bekleyebilirim. Lütfen üzerinizi değiştirin diyebilirim. Çünkü insanlar bir süre sonra çok e, bu konularda rahat davranmaya başlar. Rahat davranmak dediğim dikkatsiz davranmaya başlıyorlar. Bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Dünyada bu e, mecburiyet çünkü Alaska'ya gittiğinizde bir Türk psikiyatrist bulma şansınız olmayabilir. Ya da Brezilya'da, Arjantin'de, evet. Bolivya'da insanlar çalışmak için buralara gidiyorlar ama e, ya da çok uzun kilometreler işte bir aslan böyle birisini istiyordu görüşmek için 400 kilometrelerde. Olası değil her görüşme için 400 kilometre gidip hem maddi imkanı yok bunun için hem de bununla birlikte zamanı yok böyle evet. bir şey için. Dolayısıyla da bu bir realite olarak karşımızda ama çerçevesi iyi çizildiğinde demin dediğim gibi. E, Aksi takdirde suistimale kadar gidebilecek tablolar olabilir. İki taraflı da uygunsuz olabilir. E, kişiler terapiyle başlayıp uygunsuz yerlere çevrilen tedavilere dönüşebilir. Kişiler zarar görebilir diye düşünüyorum. Çok doğru haklısınız. Peki hocam geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aslında konuşacak bir sürü şey vardı ama malum gündem de çok dolu. Çok sağ olun, çok teşekkür Kendine ederim. Ben de teşekkür ederim Ebru Hanım. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler kadının gündeminin bugün de sonuna geldik. Yarın saat 13'te biz burada olacağız. Siz de gelirseniz seviniriz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.